Şimdi dik duruş yap o zaman görelim dik duruş bir kez daha sesini yükselt al gerekiyorsa eline megafon konuş futbol yorumlamayla ilgili ayrılan sürenin sonuna geldik geçmiş olsun El fatiha abi merhaba merhaba Mustafa bence böyle ikinci bölüm Başlayalım. Başlayalım. Trabzonspor Fenerbahçe ee, saha içinden önce ne yazık ki ülke futbolu şartları. Tabii. Saha dışını konuşturmaya gerektiriyor. Dünkü maç hakem yönetimi hakkında yorumunu alalım. Ya bir kere artık ülke futbolunda çok fazla e, futbolu konuşmak, saha içini konuşmak artık bence dün gece itibariyle çok fazla imkan kalmadı. O yüzden de futbol konuşmayı, futbol konuşma ile ilgili, futbol yorumlama ile ilgili e, ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu saatten sonra futbol iklimi, teknik, taktik, saha içi, değişiklik, formasyon bunları geçmiş olsun. El Fatiha bitti. Bitti o iş bence. Ee, dün başka bir boyuta geçildi çünkü. Dün ne oldu? Şimdi bir hakem performansı izledik ama dünden önce aslında hafta başında başladı bu hikaye. Yani cuma akşamı itibariyle biz hakem konuşmaya başladık. Galatasaray maçında hakem konuştuk. Fenerbahçe Trabzonspor maçında hakem konuştuk. Bu 3 maç sonrasında tek bir teknik değerlendirme bile doğru düzgün yapılamadı. Hocalar eleştirilmedi. Öyle bir iklim var ki şu anda hakem dışında hiçbir suçlu yok. Bu aynı zamanda başkanların işine geliyor. Hocaların işine geliyor. Teknik direktörler falan, teknik heyetler çok mutlu. Futbolcular mutlu. Düşünsene. Hiç kimse seni eleştirmiyor. Sadece ve sadece hakem konuşuluyor. Ee, mesela ben Başakşehir maçında kaleci rotasyonu ile ilgili ciddi bir eleştiri alması lazım Sergen Yalçın. Kadro seçimiyle ilgili. Takımın fiziksel durumu neden bu kadar kötü? Rozier hiçbir şey yapmıyor. Geçen sezon en iyi sağ beki işte ne bileyim. Atiba 4 gol 11 asist yapmış geçen sezon bu sezon hiçbir şey yok ortada. Bunları sormamız gerekirken hakem konuşuyoruz. Fatih Terim'in Galatasaray'ı benim son yıllarda gördüğüm en e, teslimiyetçi oyununu oynadı. Bir ara %73 <laughs> Koyun Spor'un üstünlüğü vardı oyunda topa hakim Konuşamıyorsun sen. Çünkü orada fual var mı yok mu hakem onun verdi Konya'nın penaltı itirazı var o var bu var. Konuşamıyoruz. Burada Altay'ı konuşmamız lazım. Mesut Özil'i konuşmamız lazım. Vitor'un işte Abdullah Avcı'nın tercihlerini konuşmamız lazım. Bunları konuşamıyoruz. Tamamen hakem konuşuyoruz. Çünkü hakeme sallamak, hakemi eleştirmek çok basit. Arkasında taraftarı yok. Yani var mı binlerce taraftar hadi Cüneyt Çakır diyen yok. Öyle bir hakem durumu yok. Ama hakemler hak ediyor mu? Hak ediyor. Çok kötü yönetiyorlar. Yani ortada bir e, berbat bir hakem yönetimi var. Ve üst üste bu her geçen hafta artıyor. Hani oynadıkça açılır ya futbolcular. Hakemler de oynadıkça açılıyor ne yazık ki. Çok büyük hatalar yapılıyor. Bu kadar büyük hatalar yapılınca da aslında çok eleştirmemiz gerekir. Başkanları, yönetimleri, işte futbolcuları hakemler konusunda bu kadar fazla odaklandıkları için ama eleştiremiyorum. Çünkü çok kötü yönetimler var. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'nin çok büyük bir tepkisi var. Bence Ali Koç isteyerek ya da istemeyerek bir milat oluşturdu. Bu saatten sonra başkanların üzerine çok büyük baskı var Mustafa. Diğer başkanların üzerinde. En ufak hatada Beşiktaş tarafta Rahmet Nurçebi diyecek ki çık kardeşim sen de dışarı. Havalimanına çık. Taraftarı dışarı çağır. Sesini yükselt. Al gerekiyorsa eline megafon konuş. Bağır, çağır. Ya da sağ taraftarı Burak Elmas'tan aynısını isteyecek. Trabzonspor taraftarı hata olduğu zaman Ağol'un aynısını isteyecek. Artık geçmiş olsun. Bu saatten sonra çok zor yani. Başkanlığın işi de çok zor. Ee, o yüzden bu şartlarda futbolun tekniğini, taktiğini konuşmak gerçekten de çok da kolay iş değil. Şimdi hakem yönetimlerine tek tek maç maç pozisyon pozisyon incelemek bana çok da mantıklı gelmiyor ki şimdi dünkü maçın sonunda Fenerbahçe isyan ettiği pozisyona Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bünyamin Gezer haklı dedi. Diğer yorumcular, Bin Spor'dakiler, onlar haksız dedi hakem. Burada bile bu kararda bile bir zaten bir grilik var demek ki. Yani hakem yorumuna göre değişebilen bir karardan bahsediyoruz. Bir kere şunu bir söylemek lazım. Bir ortada parçalama falan yok. Bir onu bir konuşalım. Yani ben ne maçlar gördüm. 2 penaltı, 3 kırmızı falan çıktı. Bir parçalama öyle olur. Ama Fenerbahçe şurada haklı. vücut dilinde bir problem var hakemin. Ali Şansan'ın bir vücut yani bir duruşunda bir problem var. Bunu Yaşar Kemal Uğurlu'da da söylediğimiz zaman tepki almıştık. Ya Beşiktaş Beşiktaş savunma hakkı ilgisi yok. Hakemlerin vücut dilinde problem var. Yani hakem sert Gustavo'ya karşı. Sert yani adam geldi dikildi Lang diye sarıyı gösterdi. E diğer Envakeme çeviriyor seni orada. Hiçbir şey yapamıyorsun. Maç ilk yarı bitti. Berat hakemin üzerine koşarak gitti. Dedim ne oluyor acaba? Atak yapıyorduk nasıl keser? hesap soruyor yani. Ona bir şey diyemiyorsun. E nasıl olacak o zaman? Salah'ın pozisyonunu korkudan veremiyor. Şimdi Fenerbahçe diyor ki pozisyon faal ama hakemin niyeti iyi değildi diyor. Pozisyon faal olsa bile. Şimdi soru şu Fenerbahçe'nin kafasındaki. Valencia hani depara atsa. Orada e, Trabzonspor'un stoperi indirse Yine verilme aynı kart diyor. Şimdi bu soru işaretini oluşturduğun zaman futbol taraftarında çok zor artık işin. Bizim sorumuz güvensizlik. Hiç kimse hakeme güvenmiyor. Hakemlere güvenmediğin için de mevzu bu noktaya gelmiş vaziyette. Yani şu anda futbol camiasında hakemin kararına güvenen hiç kimse yok. Herkes korkunç bir şekilde komplo teorisi yapıyor. İnsanlar zannediyor ki şimdi bak özellikle Twitter'da herkes, şimdi Twitter'da Beşiktaşlı adam sadece Beşiktaşlı'yı takip ediyor. Fenerbahçeli öyle, Galatasaraylı öyle, Trabzonsporlu öyle. Şunun farklı değiller. Bütün camialar kendilerine operasyon yapıldığını söylüyor. Yani bir tane camia hakem insandır hata yap, yapar demiyor biliyorsun. Herkes operasyon yaptığını söylüyor. O yüzden bu şartlarda hakikaten işin içinden çıkmak çok zor. bir istikrar problemi var. Kararlar takımlara göre değişiyormuş gibi bir problem var ortada. Hakem standartı asla yok. MK standartı asla yok. Şimdi Aynı açıklamayı, benzer açıklamayı Sergen Yalçın yaptı. İstemiyoruz dedi. Halil Umut meleri. Ertesi hafta koydunuz. Tamam güzel. Bir de röportaj verdi Serdar Tatlı. Bu bizim dik duruşumuz dedi. Şimdi dik duruş yap. O zaman görelim dik duruşu bir kez daha. Hani bu kadar büyük açıklamadan sonra verebiliyor mu Alanya Spor maçına? Şimdi nasıl olacak o zaman? O zaman takıma göre, kulübe göre tavır oluyor. O zaman mesela Beşiktaş isyan edecek. Bunun sonu yok yani. Fenerbahçe'de kendi e, hakem vücut dilinden rahatsız ve hakemin tavrından dolayı böyle bir e, ruh haline girmiş vaziyette. Galatasaray zaten her hafta hakem raporu açıklayacağım ben dedi. Rapor hazırlıyor Galatasaray kulübü. Beşiktaş gözümüz hakemin üstüne dedi biliyorsun. Maçtan önce, Ajax maçtan önce. Trabzonspor başkanı kulüpler birliği başkanlığı adına ama devamlı kay değiştirmemiz lazım diyor. Şimdi dört kulübün başkanı hakemleri böyle yapıyor devamlı sonucunda zaten bu adamların psikolojileri yeterli mi soru işareti, eğitimleri yeterli mi soru işareti, vizyonları, bakışları futbola, futbol bilgileri yeterli mi soru işareti. Bunlar zaten soru işaretiyken başkanlar ellerinde sopayla aman ha diyor. E, kaldıramıyorlar bu baskıyı. Bu kadar basit aslında. Yoksa şu mu yani? 4 Dört dörtlük zeminler, Guardiola Klopp gibi teknik adamlarımız var. Başkanlar muhteşem her şey çok iyi hakemler mi kötü? Değil. Her şey kötü. Her şey kötü futbolumuzda. Bir tek hakemlere bütün ihaleyi bırakmak saçmalık ama hakemler de o kadar komik maç yönetiyor ki alıyorlar bütün ihaleyi. Yani yapacak bir şey yok. Yani hakem işte bir sürü konuşacak şey var maçla ilgili. Konuşamıyoruz hakem yüzünden. Ya abi çok erken değil mi sence yani daha 9. hafta geride kaldı. Dün Sabiha Gökçen'deki ortam yani karaftar karşılamaları, başkan açıklamaları, megafonla futbolcuların açıklamaları. Yani ya bu kaos için çok erken değil mi daha 9. hafta? Erken ama bu geliyorum dedi. Burada elbette ben hep şunu savundum. MK başkanı değişince ne oluyor? İksene bir değişiyor bu MK başkanı. Düzeliyor mu? Hiçbir şey düzelmiyor. Yani bu MK başkanı değiştirmek değil, sistemi değiştirmek, hakem yetiştirmeyi değiştirmek, gerekiyorsa 5-6 tane kötü hakemi Ali Koç'un dün söylediği şeye katılıyorum. Ben bunu programlarda çok söyledim. Abi başkan gönderiliyor bu ülkede. Hoca gönderiliyor. Yardımcı hoca gönderiliyor. Kondisyonlara kızıyorlar. Kondisyonlar gönderiliyor. Topçu zaten gönderiliyor. Ya bir tek hakem gönderilmiyor ya. 20-25 yıl aralıksız maç yöneten, kötü maç yöneten hakemler var. O konuda Ali Koç haklı. Yani bir değişiklik olması lazım. Ama toplu bir değişik. Yani bu 6-7 hakemi göndereceksin ya. Yapamıyorlar madem bu işi. Göndereceksin ya. Dediklerinde o kısımlar da haklı. Var hakemlerin değiş bir kere ya şans alan oradan oraya oradan oraya niye gidiyor? Bu daha önce de oldu. Ali Palabıyık'ta da oldu. Bu hakemleri niye siz bir gün dinlendirip maça çıkartıyorsunuz? Bu hakemler maçlara çalışmıyor mu hiç? hiç? yani konsantre olmayacaklar mı? Bu nasıl devamlı oradan oraya? Bir de şunu da anlamıyorum. Bu kadar hassas bir dönem. Abi koysana Cüneyt Çakır oraya. Yani... Bir buçukta Kasımpaşa maçında görevliydi Cüneyt Çakır. <laughs> Neden Cüneyt Çakır? Neden Fırat Aydınus yok? Sen bu adamları koyarsan Bak biri tetikçi diyor, biri operasyoncu diyor, biri bilmem ne. Kötü yönetse de iyi yönetse de bir şey var. Şimdi Cüneyt Çakır kötü yönetse de kimse diyemez bunu. En azından bu geçiş bu kadar sert bir iklimde girme riske. Niye gidiyorsun Serdar Tatlı? Yani orada riske giriyor. O da çok seviyor demek ki riskli yaşamayı. Yani heyecanı seviyor herhalde. Bu gerek yok yani. Ali Şansalan açıklandı. Şimdi bir gün önce Fenerbahçe yorumcuları bu hakem bizi yakar diyor. Trabzon yerel basını gördün mü? fırtınayı durdurabilir diyorlar. Abi öyle bir hakem atıyorsun ki iki tarafta beklenti şu anda hakem bizi yakacak diye. Nasıl o zaman bu işin içinden çıkacaksın? O yüzden çok zor yani bu hakem işlerini, hakim işlerini düzeltmek hakikaten zor. Bence yine çok radikal gelebilir ama önce 6-7 tane hakikaten bu, bu kulüplerin tamamen rahatsız olduğu hakemleri bir çekeceksin kenara. Genç hakemleri atacaksın biraz daha sahaya. Bir de derbeleri falan artık büyük maçlara yabancı hakem getireceksin yani. Bu yapılıyor. Bu var dünyada. Yunanistan'da yok mu? Portekiz'de de var galiba. Var. Portekiz'de de var. Yunanistan'da da var. Ya, ayıp mı? Yunanistan'da bayağı derbileri yönetiyor. Özel değil mi? Olympiakos maçları falan. Tabii. Ya O büyük derbileri orada. Yapacaksın o zaman. Yetersizse bu hakem standartı yapacaksın. Başka bunun, bunun milliyetçiliği olmaz yani. Burada milliyetçilik yapılmaz yani. Sen hocan yabancı. Oyuncuların yabancı. Hakem danışmanı da yabancı. E o zaman yani Takımların koç şeyleri falan kondisyonerleri yabancı. Kaleci antrenörü yabancı dışarıdan geliyor. Ya yani bir tek hani orada mı milliyetçilik var yani? Bir tek ee, hakemde mi milliyetçiyiz? Peki biraz sahi içine inelim abi. Bir Bakasitas performansı var diye Altay performansı var. Önce Altay ile başlamak istiyorum abi. Aslında Bakasitas başlayacaktım ama bu milli takım tartışmaları Altay mı Uğurcan mı? Orada yaratılan bir kaos var. <laughs> milli takım kalesiyle alakalı. Uğurcan Çakır kaleye geçiyor. Fenerbahçe taraftarı Altay Altay. Tam tersi durumda da Trabzonspor taraftarı. E, dün de Altay'ın birkaç ayda zaten e, konsantrasyon kaybı vardı maç içinde. Hı. Bu tartışmalar etkilemiş midir? Kaleci öyle bir şey değil. Burada teknik direktörlerin suçu var. Şenol Güneş burada hatalı. Kaleci değiştirecek bir şey değil ya. Senin kalecin vardır. Ya dünyanın her takımında böyle yani. Değiştiriyor mu Klopp falan Guardiola kalecilerini değiştiriyor mu devamlı? Böyle bir şey değil ki bu. Sağ bek girsin, sol öndeki adam çıksın, orta sağ girsin. O kalecilik öyle bir şey değil. Sergen Yalçın da yapıyor aynı hatayı. Kaleci dediğin şey sabittir. İyi bir yedek kalecin varsa kafan rahattır. Çünkü iyi bir numaralı kaleci sakatlandığında, reza aldığında onu geçirirsin. Bu kadar basit. Burada sen o kalecileri devamlı değiştirdiğin zaman herkes birbirle yarıştırır bunu. Şimdi herkes Altay ile Uğurcan'ı yarıştırıyor. Bu, bu, yarıştırılacak bir şey değil ki bu. Böyle bir şeydi futbol böyle bir şey değil yani. İyi bir kalecin varsa iyi kalecin orada bir numaralı kalecindir senin. Orada bir kere hocaların hatası var. Kaleciyi değiştirmeyeceksin. İkincisi Altay'da zaten problemler var. Bunu herkes söylüyor. Yani bunu yeteneğini sorgulayan yok. Fenerbahçe taraftar bu konuda terminatör Terminator gibi yani. Altay'a laf söyletme, tam söyletmeyin zaten. Altay kötü kaleci değil. Altay kötü diyen yok. Altay'ın yeteneğini sorgulayan da yok ama Altay'da problemler var. Altay'ın konsantrasyon problemi var. Altay'ın yan toplarında sıkıntı var. Şimdi yediği golü ikinci kez yiyor. Evet. Bu ilk kez olmuyor bu. Yani topu alıp içeri kaydı bir kez daha. E bunları konuşmadıktan sonra nasıl olacak? Ondan sonra ileri üçte Barış seven Altay'a kızınca başı taraftar ona kızıyor. ama bir eleştirilecek performans var. Şimdi şunu herkes atlıyor. İyi kaleci nedir? Bunu bir sorgulamak lazım. İyi kaleci bir maçta 8-10 tane muhteşem kurtarış yapıp o maçı kurtaran ama daha sonra hiç alakasız bir yerde gol yiyen kaleci iyi kaleci midir? Yoksa belli bir standartı olup çok efsane kurtarışlar yapmasa da ama kalesi güven veren, hata yapmaz imajını veren kaleci midir? Bunu bir sorgulamak lazım yani. Burada böyle bir problem var. Altay çok çok iyi maçlar çıkartıyor. Ya bunu nasıl çıkartır bu top? Bu top çıkmaz diyor diyorsun. Adam çıkartıyor büyük yetenek ama bu gol yenmez diyorsun yiyor. Bir problemi var alttayın. Konsantrasyon problemi var. Bunu Fenerbahçe'nin çözmesi lazım ya yani bu e, baraj da tam skandal. Orada tabii şunu konuşmak lazım. Moda diye bir iş yapmayacaksın moda. Yani moda ya o. Evet. Messi bile yerde yattı. Koskoca Messi bu hayat ne hale getirdi. Messi bile yattı yerde tamam. Yatırıyorsun da bir kere yatış biçiminde bir gariplik var oyuncunun. Böyle yatmış yani küçülmüş oyuncu abi sen tamamen açılacaksın bir. İkincisi köşeyi kapatmış. Altay haklı olarak ama yine de bir boşluk bırakmış orada. O da çok doğru değil. Yani orada bir yanlış hani yapılıyor. Bu yapalım biz de denmiş gibi. Çok üzerine çalışılmış gibi bir baraj değildi o. O yüzden de açıkçası barajın da o şekilde kurulmasının suçu elbette kalecinin. Kaleci kurar barajı. Yani Altay'ın performansı iyi değil. Maç kurtarabilir ama sıradan çok olmayacak şeyleri de yapıyor. Gollüyor yani. Mesut Özil ayrı bir case. Olmuyor. Şu anda oynanan futbol ona göre değil. Ya benim gördüğüm kadarıyla bundan sonra da Mesut'tan patlama yapma ihtimali sistem değişmezse çok zor. Çünkü Vitor Pereira öyle bir teknik adam değil. O şekilde oynatmıyor. Mesut bayağı Münca Atiba gibi falan koşuyor yani maçta. Abi tarihin kariyerinde yok ki öyle bir şey. Ben dün bir kez daha çok dikkatli izledim. Yani adam o orta sahada o savunma kısmına o kadar yardım ediyor ki. Topu aldığı zaman o sihirbaz işlerini yapamıyor artık. Kondisyonu yetmiyor. Öyle bir oyuncu değil. Ya onu yaptıramazsın Mesut Yap, yapıyor mu yapıyor. Gücü yettiğince yapıyor ama Mesut şöyle bir oyuncu. Yani çok anormal. Şöyle düşün. Futbol menajeri oynayanlar bilir. Pası, tekniği 20 kırmızı ile 20 yazıyor orada yani. Ama kondisyonu çok yüksek değil, takım savunması çok yüksek değil. Adamı o gerilerde çok fazla hücum presine, orta saha mücadelesine soktuğun zaman o 20'ler düşüyor. 15'lere, 14'lere, 11'lere, 10'lara. Bu oyun şekliyle Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın oynattığı sistemde başarılı olma şansı yok. olamıyordu zaten. Mesut böyle bir adam değil. Giresun maçında 3 hafta 4 hafta önce maçın en çok koşan 3. ismi. Bu bir delilik bence. Mesut Özil'in bir maçta en çok koşan üçüncü oyuncu olması bence bir dillik olmaması lazım. Yanlış yani bu. Bu şöyle bir şey yani hani işte Cristiano Ronaldo savunmadan 10 top çıkardı falan hani. Bu, bu iyi bir şey mi? İnsanların bunu bir mesela o gün ben hatırlıyorum büyük övgüler vay be üçüncü işte koşuyor falan. Abi iyi bir şey değil ki Mesut'un koşması. Mesut'un önde çok acayip işler yapması Mesut'un özelliği şunu unuttu herkes. Alexi niye ko Alex koşmuyordu eee? Alexi diye bir oyuncu vardı biliyorsun Alex de Souza. Koşmuyordu. Bin gol bin, bin asist yaptı adam. Koşmuyordu ama ona göre de takım kurulmuştu. Etrafı Aurelio'lar, Apiyanlar onlar bunlar. Şimdi Mesut gibi bir oyuncuyu alıp koşturursan işte Giresun Spor maçında 3. en fazla koşan oyuncu olmaz yani. Arsenal'da koşmuyor. Real Madrid koşmuyor. Fenerbahçe'de koşacak. Arsenal'da kafayı kaldırıyor. Benzemalar, Aubameyang'lar burada Berisha niye var, niye, niye oynamıyor onu da anlamadım. İşte Serdar var, o var. Kötü oyuncular değil ama öbürlerinin seviyesi, topsuz oyunu falan bambaşka. Ya yani bir Obemeyang herhalde Türkiye'deki forvetleri karşı, karşılaşacak durumumuz yok. ya yani Benzema ile. Ee, o yüzden bu şartlarda bu oyun sistemiyle, bu teknik, bu taktikle daha doğrusu Mesut'un ilerleyen haftalarda bir patlama yaşaması çok zor gözüküyor. Yani yeteneğini sorgulamıyoruz ama bir fiziksel durumu nasıl? Onu tabii ki hoca bilir. Fiziksel durumu nasıl? Ama en çok koşan üçüncü olduğuna göre fiziksel durumda kötü bir şey yok. Mental olarak belki Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe kulübü ona fazla bir yük bindirmiş olabilir mi? Çünkü hep de şu soruluyor: Mesut lider mi değil mi? Lider mi? Ya, sağ içinde ben henüz bir liderliğini görmedim. Tarz olarak söylüyorum. Takım liderliği, takım kaptanlığı gibi gidip mesela dün de çok böyle itiraz eden, arkadaşlarına ateşleyen ölüm model değil. Sadece havalimanında konuşma yaptı. Evet konuşma yaptı. O, orada bir şaşkınlık da vardı yani. Bu, bu, işlere çok alışık bir oyuncudan bahsetmiyoruz yani. Yıllarca sen Premier Lig'de kampa dahi girme git havalimanında konuşma yap. Tabii ki alışık değil bu işlere. Bu ortama alışık değil. Ama onda işte bunu iyi hesaplamak lazım. Böyle bir oyuncu değil ki bu. Şimdi orada ben şöyle sana söyleyeyim. Atıyorum Volkan Demirel olsa başka bir maç izlenirdi. Tabii. Bir zaten gol yemezdi. İki takım ateşlerlerdi. hakem baskılarlardı. Kendi takımını bir şekilde hadi kalkın ayağa. Mesut öyle bir oyuncu değil. Yani beklentiyi de ona göre ayarlamak lazım aslında. Bu adamın dünya yıldızı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dünya yıldızı. Dünya yıldızı. Bazı oyuncular böyle. Mario Gomez vardı Beşiktaş'ta. Evet. O da öyle. O da çok umursamaz bir adamdı yani. Ben hep anlatıyorum. Bir çok yağmurlu, çamurlu olimpiyatsa dedi galiba. Bir yerde çıktı takım geliyor içeri. İlk kere bitmiş. Atiba Survivor yarışmasından çıkmış gibi. Gözükmüyor çamurdan. Simsiyah Atiba. İşte olcaymış. O geliyor, bu geliyor. Her kız çamur içinde, çim içinde falan. Acayip sert maç olmuş. Mario Gomez hiç maça çıkmamış gibi geldi. Tertemiz forması. Golünü atmış ama. <laughs> Bazı oyuncu böyledir yani. Çok bu işleri mücadele, kavga falan sevmez ama yapardı işte. Mesut da o tarz bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu ama biraz ona yüklenen şeylere sıkıntı var. misyona da sıkıntı var. Lider değil sonuçta. Diyelim çok kısa da Bakasitas diyelim sonra diğer maçlara geçelim abi. Bakasitas. Ne diyeceğiz Bakasitas? Neyiniz öyle ne diyebiliriz yani? Soru şu Erol Bulut çok istedi. Alsaydı Fenerbahçe başka bir şey mi olurdu? Diyorum ya bazen bir tercih işi ne kadar değiştirebiliyor. Geçen sezon istedi değil mi onu? Geçen sezon yerine de bak, e, Pelkas Pelkas da iyi oyuncu tabii. Farklı yerleri de farklı. Her şeyleri evet. farklı. Bakasetas tabii çok büyük oyuncu. Ee, ciddi anlamda benim son yıllarda bu kadar tek başına takımı yönetip gol atıp onu yap yani her şeyiyle yapan oyuncu orta saha son 10 yılda kaç tanedir? Bak 10 yılda bir Alex'i sayarım. Bir Taliskayı sayarım. Hani orta sahada olup da tamamen Skoru yüklenen, skor yüklenmesi tane bahsediyorum. Evet. Ama bunun daha başka özellikleri de var. Bu bir de yönetiyor. Yani bir yönetme özelliği var, agresifliği var, mücadelesi var. Çok özel oyuncu, çok iyi oynuyor. Trabzonspor'un bugün liderliğinde en büyük pay sahibi. Yani onun hani öyle bir hale geldik şimdi dünyada 100 kişiye sorduk. Var ya öyle bir yarışma Türkiye'de. 100 kişiye sorsan... Hamşik mi oynamasın? Bakasitas merkez Hamşik oynaması lazım. Daha değerli der ama değil artık. Dün resmi olarak bu kanıtlandı. Hamşik'ten de daha fazla katkı, rolü daha büyük orada. Yani dün Hamşik olsaydı elbette etki ama Bakasitas olmasaydı. Çok önemli oyuncu. Ee, Trabzonspor bu sene bir şeyler yapacak. şampiyon olacaksa bir numaralı pay sahibi olacak gibi gözüküyor. Çok kötü bir oyun. Özellikle ilk yarıda İkinci yarıda maç kenarında kaleye vurulan 8 şut isabetli. 7 yılda en fazla şut gördüğü maç. Birçok sıkıntı var. İşte Atiba dediğimiz diyor ya taraftar. Atiba dede çok önemli bir karakter. Geçen sene bile 4 gol 11 asist. Ve 10 numara performansı neredeyse ayıp olmasa Atiba oynamıyor. İyi değil bu sene. Rozier geçen sezon en iyi sağ yok ortada. Gezal tekniğiyle kalitesiyle fark ediyor ama Gezal da şu anda hala sakattan çıktı. Bireysel performanslar korkunç durumda. Fiziksel anlamda düşmüş takım. Fiziksel problem de var. Bunu tabii ki hoca belirleyecek ne olacağını. Kadro seçiminde yanlışlıklar var bence. Kaleci hata. Kaleci değiştirmeyeceksin ya. Bu çocuk yükseliyor Ersin. Bu çocuk belki bir iki sene sonra gidecek. Wellington zaten biraz eski arabalara benziyor. Yani açıldıkça oynayan bir oyuncu. Geçen sezon da öyle oldu. Şimdi sakaktan çıkmış böyle bir maçta oynatmak. Hadi benim tonunu anlarım. Oğuzhan Atiba'yı anlamam. Yani Oğuzhan Atiba e, oynadığında Ezel vardı televizyonda. Başarılı olduklarında. 6 sene oldu. Oğuzhan Atiba'nın dönemi bitti. Ne yazık ki bitti. Bunlar da suç. Atiba'da değil yalnız. <laughs> Oğuzhan yani Oğuzhan Şimdi istatistiklere baktım maç sonunda. Analiz videomda da var. Sıfır isabetli şut. Sıfır ara pas. Sıfır kilit pas. Sıfır isabetli şutlarken derken yanlış anlamayın. Normal şutta da sıfır. Yani bir 800 numaranın hucum kısmının tamamı yok. Savunma kısmı da yok. Atiba kötü. Orada Josef hiç durmadan oynayan bir Josef var. Bu, bu orta sahile zaten çok zorlanırız. Zorlanırsın, başa çıkamazsın yani. Bir başka tabii oyunun Beşiktaş'ın kilitlenme sebebi başka bir şey oynanıyor artık. Geçen seneki oyun yok. Atlet takım gitti. Piyaniş geldi. Bat şu ay geldi. Başka bir oyun var. O oyun bence Piyaniş'te iyi olabilir. Onun sinyallerini vermişti ama sırf Piyaniş'e bağlı olmak sıkıntı. Çözüm ne diye çok soran var. Çözüm Miralem Piyaniş şu anda. Dönecek ara paslar atacak, oyunu yönetecek, takımı kaldıracak. Şu anki çözüm o gözüküyor. Batshuayi çok çok önemli bir forvet ama başka bir adam. Abu Bakar lanet değil. Abu Bakar başka oynatıyordu takımı. Abu Bakar çok canı sıkıldım. Ceza sahası dışına çıkıp şut çekip gol atıyordu. Böyle bir oyuncu değil. Vuruş becerisi de ona benzemiyor. Kötü değil ama çok iyi oyuncu. Ön alanı kabus gibi çöküyor oraya. Ya, fizik gücü inanılmaz. Evet. Kabus ya 7 tane gol atmış Beşiktaş bu sezon ön alan baskısından. Bu 7 golün bence altında bu vardır. Kapatıyor çünkü orayı. Kaleciler garip garip hatalar yapmak zorunda kalıyor. Ee, ama oyun becerisi, çalım atayım de, hani vardır ya bu bakırın meşhur sağa çekip lank diye at, onlar yok. Başka bir şeye evrildi takım. Ee, oyun şekline evrildi. bunu şu anda yapamıyorlar. Buna bir de fiziksel sıkıntı da eklenince, sakatlıklarla eklenince iş bu hale geldi. Sıkıntılar var. Piyaniş beraber bir şekilde çözüme ulaşabilir. Ama rehavet çok tehlikeli. Rehavet dediğin şey çok tehlikeli. O bütün bir şaşam var. Yani herkes sakatlar iyileşince göreceksiniz diyor. Tamam güzel ama hani ya sakatlar devam ederse ya hep işte yarın öbür günde Batuşay'da sıkıntı oluyor. Bu, bu değil yani. Beşiktaş'ın fiziken yükselmesi lazım. Yani piyaniş gelecek, dertler bitecek. Sadece buna bağlamamak lazım başarıyı bence. Hakem performansını da değerlendirelim istersen. Beşiktaş Başakşehir maçında abi. Beşiktaş taraftarının beklediği iki tane penaltı var. Hı hı. Penaltı mı değil mi? Ya bunu ben programda da söyledim. Penaltı olduğunu. Bana göre penaltı. Ee, hakem yorumcularına göre penaltı. Bunu söylediğimiz zaman artık delirmiş vaziyette sosyal medyada. Taraflısınız falan deniyor. Diyorum ki tamam da Erman Toroğlu, Ahmet Çakar. işte kim var başka? Deniz, Çoban. hepsi penaltı demiş diyorum. Ve onları mı soracağız diyor. Abi bir uzan ya bakkal git mahalledeki bakkala kasaba sor. Yani hakem bunlar. Hakem sor. <laughs> hakem otorite artık zaten sıkıntı burada. Hakem otoritesine inanmıyor kimse. Herkesin kendi hakem yorumcusu var. Neye göre var söyleyeyim mi? Neye göre? Kendi takımının lehine yorum yapıyorsa o doğru söylüyor. Hakem yorumcusu o biliyorsun. Yani o gün Bünyamin Gezer'den, Bünyamin Gezer de mesela Penalt dedi pozisyona. Mesela Bünyamin Gezer o gün penaltı değil derse en iyi yorumcu o, o gün onun için. O da değişiyor. Abi yani hakem, hakem yorumcusuna inan hiç, hiç kimse hiç kimseye inanmıyor. sorun orada aslında en büyük sorunu. o. Bir ha hakem otoritesi problemi de var. Yani hakeme inanmama, yorumcu. hiç kimse inanmıyorlar. Tamamen kendi takımın lehine olan yorumlara inanıyor herkes. O da bir sıkıntı. Bana göre penaltı. Yani Veli ile Barış Yulusev'e ben de bunu iddia ettiler. Programda da konuştuk. Kolunu uzatıyor. Evet. Uzatıyor da hamle var bence. Vidanın pozisyonu o çekmeli olur mu deniyor. Ama çekme var. Evet. Hangi çekmeli oluyor mesela? Var mı? O zaman onu yayınlasınlar. İşte şu tarz çekme derdi. Penaltı, şunlar da sarı. Öyle bir şey yok. Çek, çekiyor sonuçta. Oyuncunun dengesini bozuyor. Bence hakem maçı etki etti. Şeyde çok karşıyım. Biz kötü oynayabiliriz kardeşim. Bu bizim sorunumuz. Hakem Hakem verecek. Tabii ki hakem verecek. Tabii ki hakem verecek. Ama biz kötü oynayabiliriz deme şansın yok. O kadar millet para verip dekoder alıyor. Maça gidiyor, para veriyor. Formaya 350, 450 falan filan veriyor. Biletlere o kadar para vereceksin. Herkes maça gelecek. Sana destek verecek. Bir başkan bir sözüyle taraftarı havalimanına götürebilecek. O kadar takımı seviyor herkes. Bunun karşılığında Kötü oynama hakkımız var bizim kardeşim. Öyle yok. Var kötü oynama hakkında bir kere var, iki kere var. Ya bütün sezon kötü oynarsan sıkıntı tabii ki. Garip bir maç. Orada da Konya isyanı var. Evet. Çok tartışılır. Ben baktım baktım göremedim. Çok da bu arada yakan yıkan var ortalığı kesin faal diye. Ben göremedim faal. Bakıp da o pozisyona %100 faal. Orada da hatası var ya. Bir de şunu nasıl sorgulamak lazım? Gol kaçıncı dakikada oldu? 2 mi? Evet. 2 ya da 3. 80 dakika boyunca Galatasaray kalesine yüklenen bir Konyaspor var. Muslera'nın net kurtarışı 1 ya da 2. Mesela Konyaspor bu kendini sorgulayacak burada. Bu kadar oyun üstünlüğünü alıp, bu kadar oyuna maça hakim olup, bu kadar Galatasaray'ı kendi sahasına itip gol atamıyor 80 dakika boyunca. Hakem hatası. Var, belki vardır faul, ben göremedim. Vardır belki ona itiraz et, ben bir şey demiyorum. Ama e, ben de açıkçası ya hakem verdi maçı falan abi. 87 dakika var ya. 87 dakika var yani. Ki sen iyi takımsın. Sen güçlü takımsın bu arada. Tamam, evet. Güçlü takım Konya Spor, Ha? Evet. İyi takım yani. Ben izlerken ya Konya Spor'da bir tane böyle bir e, bitirici bir adam olsa işte atıyorum es, biraz 2 sene önceki Dembaba olsa çok daha iyi olurdu yani. o, o, o eksiklik var. Ama açıkçası ben e, oyunlarını çok beğendim. Galatasaray'ın oyunu sıkıntılı. Galatasaray o bunun tesadüf olmadığını bu pasatalarını yine yaptılar. Yine ceza sahası çok ciddi kayıplar vardı. Mustera'nın pastarında problemler vardı. Orta sahada problemler vardı. O var. ya orada bir problem var. Orada bir 6 numara problemi çok bariz sırıtıyor artık. E, açıkçası açıkçası e, ilerleyen haftalarda sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor Galatasaray. Yani hücum hatta aslında çok becerikli oyunculara sahip ama orta sahası zayıf. O 6 numara kısmı orada çok ciddi problem var. Varsa süperlikle alakalı abi ekonomik istediğim bir şey ekleyelim. Yoksa yok. Ufak Sadio Mane'yi konuşmak istiyorum. Penaltısız 100. gol. Geçen programda da örneğini vermişim. Ufacık hmm. Mane'yi seni döverler diye. O yüzden özellikle Mane'yi soruyorum. E, o da çok özel bir yetenek. Özel bir oyuncu ama şunu da kabul etmek lazım. Onu da bu takım bu hale getir diye düşünüyorum ben. Ya Sadio Mane bilmiyorum. Mesela Chelsea'de aynısını oynar mı? Tottenham'da aynısını oynar mı? Oynayamaz. Yani burada da işte yine bir hoca başarısı. Salah için nasıl dünyanın en iyisi diyor. Bu Salah şey değil biliyorsun. Yani Salah Liverpool 17 yaşında falan keşfetmedi. <laughs> Chelsea'ye gitti. <laughs> Olmadı. Fiorentina Tamam, Roma kıpırdadı, Liverpool aldı, adamın içinden bir canavar çıktı. Yani sistemin ne kadar önemli olduğunu gösteren oyunculardan bir tanesi Mane. Çok yetenekli, çok becerikli, çok acayip bir fizik, o fizikle nasıl onları yapıyor bu ayrı bir soru. Ama Mane kadar orada klopunda çok büyük emeği var oyuncunun performansı, Oluşturduğu sistemin inanılmaz. Yani Guardiola'nın yıkılmaz denilen sistemini yıkabilecek bir sistem oluşturdu ve oyunculara normal değerlendi. Orada sağ bekinden işte salağına kadar herkes çok büyük bir değer oldu. 5 sene önce 4 sene önce bu site öyle değil. Site baba oyuncuları alıyor. Site en baba oyuncuları alıyor tamam kapatıyor. Klopp kendi değer katıyor oyuncularına. O yüzden e, performansı tabii ki çok efsane bir performans. normal şartlarda bizde şey olabilir biliyorsun değil mi? Bizde mesela deneme antrenmana çıksa ya bu çok ufak ya bir şey yapmaz falan diyebilirler ha. Biz öyle bir scout şeyler var diyor. Scout ekipleri, başkanlar falan var yani. Çok ufak tefek bundan olmaz falan diyebilirler. Fizik olarak ezilir. <laughs> ezilir Türkiye'de falan denebilir. O fizikle dünyanın en sert liginde 100 gol. Evet. Pelatsiz. Büyük, büyük olay. Sıfır penaltı. Büyük olay. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayattaki en kötü anısı İlhan Mansız. Niye? Bilmiyorum onu. 10 yaşında o zaman 92'de 93'lüm hani. Hı hı. Yarı final maçı Türkiye-Senegal. İlhan buraya. Hmm. Hayatımın buraya en kötü anı diyor. Enteresan. İz bırakmışız onda. Gelme o zaman buraya. Tamam Erbatur Twitter değil mi? İşte <laughs> Premier Lig budur. İşte Premier Lig budur. Erbatur Erkin Ekona selam. Başka yerden patlıyor City başka yerden yani Liverpool, United bir <laughs> takım Ronaldo'nun olduğu her takım iddiadadır. Ben de bununla ilgili yazdım. Sonra pişman oldum sileyim dedim tweet'i. Sonra silmedim. Biz ne izliyoruz diye. Biz de bu kadar aşağıda değildik biz de bir şeyler yapıyorduk yani. İşte Fenerbahçe Chelsea ile başa baş mücadele etti belki de eleyecekti neredeyse. Keşke yerimizde sayabilseydik. Yerimizde sayamadığımız evet. için bu kadar açıldı. Onlar geliştikçe biz geriledik. Evet çok gerileme. Ya mesafe inanılmaz açıldı. Yani geçen de söylemiş şöyle değil artık. Bambaşka göremiyoruz yani. O Onlar gitti. çok acayip bir futbol oynanıyor. Acayip bir futbol kültürü var. Her maçta olan statlar. Ligden, ligden küme düşüyor. 40 bin kişi 50 bin kişi son maça geliyor. Bizi yaşattıktan için teşekkür ederiz diyor. Şimdi burada adam tezisten nasıl kaçarım? Dayak yer miyim? Falan diye düşünüyor burada. Köme düştük. Şehir bir şey yapar mı? Falan. Son maça çıkmasam ne olur? Şimdi bambaşka bir kültürel bir farklılık var ya. Sahalar halı gibi. Statlar kutu gibi. Tam böyle stat yani. Bizde de bir stat yapıyoruz ama bu dolmuyor ki stat şehrin dışında diye bir şey var bir de. bir de. şehrin dışı diye bir hikaye var yani. Şehrin dışında mı olsun içinden Biz hala boş tartışmalar içerisindeyiz. Ya orada başka bir şey oynanıyor. Başka bir şey oynandığı için de çok yüksek seviyeliler. Ee, çok acayip bir futbol oynanıyor. Daha her geçen gün daha da iyi oluyorlar. Çünkü eskiden işte Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga falan derdik. Ee, La Liga ile yollarımızı ayırdık. La <laughs> La Liga dağıldı. Tek şey. Evet. La Liga dağıldı. Bundesliga gelişiyor. Bence çok iyi durumda. seri A da aslında eskiye göre daha iyi durumda. Ama La Liga 1 numara Premier League 2 numara Premier League 1-2 falan o bitti. Yani Premier League'in en büyük rakibi bir anda bitti gitti. Fransa kendini zorluyor olmuyor. O sadece Paris Saint Germain'in dominasyonuyla o iş olmuyor zaten. O yüzden de şu an 1 numaralar uzak ara bunun da hakkını veriyorlar. Yani şey değiller yani. Dünya'nın en biziz. Ya, tamam hadi falan değil yani. Orada başka bir şey oynanıyor. Bu kültürel bir şey Mustafa. Premier League için şampiyonluk e, tahmini nedir? Daha çok erken ama... Çok şey erken var, ya. Yine City gibi sanki ama City... Bilmiyorum ya yani gönlümden geçen Liverpool. Her zaman olduğu gibi. Ama Chelsea da çok büyük oyuncu grubundan dolayı sempatim var. Çünkü eski yani şey değil Chelsea, için Chelsea değil artık. Evet. Başka bir şey onlar. İnşallah yani Liverpool Chelsea olsa keşke. O tarz bir şey olsa keşke ama sanki City yine olur gibi ya. Sen ne diyorsun? Ya benim içimden geçen Ronaldo tarih yazsın. Ha sen fil hikaye olsun tabii, tabii ki. O ayrı tam, tam O ayrı bir şey. Ama sen ama ida, ida, sen tahmin değil bu ama. Tabii. Yani gönlünden geçen. Gönlünden geçen söyleyeyim. Tahminim bence Chelsea alacak bu sene. Vay. Evet. Göreceğiz. Olabilir. Yani bu çok etkili oluyor. O da farklı bir hikaye olur onların alması. Ee, çok milyon euro harcayıp bir şey yapamayıp evet. sonra <laughs> gençlerle şampiyon olabilme hem Lukaku'dan dolayı hani Lukaku da sonuçta işe yaramaz tabii. sınıfına koyulan bir oyuncu değil mi? Bu Premier Ligi görmüş. Bundan olmaz burayı burayı kaldırmaz denmiş. Sonra bütün İtalya'yı ayağa kaldırıp sonra buraya gelmiş bir oyuncu. Çok enteresan tabii hikayeler bunlar. Ee, ama güzel hikayeler tabii Chelsea'de. Var mı eklemek şey abi? Yok. Soruları yine unuttuk. Soruları almaya başlıyoruz. Evet. Bu hafta Cuma yapabilir miyiz acaba? Bak Cuma yapacağız. İkinci Avrupa ayı. maçlarını değerlendirme açısından belki Cuma yapabiliriz. Bakalım. Cuma yapamazsak bile bir soru programın sonuna mutlaka bir sorulara cevap verelim. Bir 5 tane 6 tane güzel soru olursa cevap verelim. 3. program itibariyle. Bitirdik programı. Teşekkür ederiz. Mustafa'ya da Mustafa Korkusuz'a ve izleyenlere önümüzdeki programda görüşmek üzere. you